Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Baran. Bugün sizlere elit görev yeraltının yükselişi sandığı hakkında ufak bir bilgi vermek istiyorum. Evet dostlar, şimdi burada görmüş olduğunuz üzere sıralama maçına geldiğimde şu sağ üst köşede hemen Call of Duty Mobile kitapçık logosunun yanında 2024 elit görev yeraltının yükselişi isminde bir sarı bir buton var, sezon 1 logolu. Şuna bir kere tıklıyoruz. Öncelikle burada belgeler toplanıyor. Tabii bu belgelerde bu belgeleri nasıl alacağımız konusunda da sizlere şu şekilde bir bilgilendirme vereyim. Belgeyi alabilmeniz için bakın şurada ben şu an sezon 1'in çoklu sıralamalı, çok oyunculu ya da Battle Royale modunda efsanevi sıralamasına gir dedi. Ben haliyle şurada çok oyunculuyu efsanevi yaptım. Şimdi sıra Battle Royale geldi. Ben şu an efsanevi olarak çok çok oyunculu sıralama maçını yaptım. Muhtemelen 2-3 gün sonra da şunu da bitirmiş olacağım yani Battle Royale'i bitireceğim. Neyse konumuza dönelim. Çok oyunculu ya da Battle Royale modunda efsanevi sıralamasına gir diyor. Bu görevi tamamladığımızda şurada bize bir tane küçük logo verecek. Ardından mevcut sezonda da çok oyunculu ya da Battle Royale modunda ekstra olarak bize bir görev daha veriyor. Yani diyor ki sen tamam kardeş çok oyunculuğu yaptın. Diyor ki burada baba sen şu çok oyunculuğu efsanevi yaptın bizden bir ödül aldın. Hadi bir de Battle Royale'ı da yap da sana bir ödül daha verelim diyor. Battle Royale'da da efsaneveye girdiğimizde ikinci bir daha logoyu şuraya koyacak gibi tahmin ediyorum akabinde. Ve üçüncü bir görev daha veriyor bizlere. O da diyor ki çok oyunculuğu ya da Battle Royale modunda 10.000 puan kas. Bunu zaten Battle Royale'de hemen hemen bütün klanındaki tanıdıklarım, arkadaşlarım hemen hemen 10.000 puan yapıyor yani bu sorun değil. Detaya inmek istiyorum. Burada da ödüller oluştur var. Şurada bakın puan topluyorsunuz silah puanı. Bunları toplayarak buradan kendinize özel görünümler, silahlar alabiliyorsunuz. Yani aslında bunlar Battle Pass'ın ana karakteri ve 50. seviye silahları. Bunları buradan da şu şekilde şu puanları toplayarak yani sürekli Battle Royale ve çok oyunculu sıralama maçı oynayarak şu puanı toplayarak da alabilir. Asıl önemli olan konu şu. Sandığın tasarımı. Sandığın tasarımı renkli. Böyle bir sandığım tasarımı sanki geçen seneki böyle altın siyahtı. Şimdi mor, yeşil, mavi renklerde bir tasarım görüyoruz burada. Bu da demek oluyor ki renkli bir silah gelebileceği anlamına geliyor. Benim tahminlerim var aslında buna. Bu tahminleri de birazdan sizlerle paylaşacağım. Bakın geçen sene çiçek alıyorduk hepsinde. İkişer ikişer çiçek aldım. Yani Battle Royale efsanevi, çoklu efsanevi diye ikişer tane çiçek aldım. Aslında üçüncü çiçek 10.000 puanmış. Onu bize zaten burada söylemediler. Kruhana'da belirtmediler. Kruhana'da belirtmedikleri için şimdi tam belli oldu. Artık 10.000 puanı da buradan alacağız. Bir de gölge tacı topluyoruz biz buralardan. Peki bu gölge tacları nedir? Burada belgelerin içerisinde La Source Terre kuruluş analizi. Galiba La Source Terre sandığın ismi bu. LST olarak geçecek. Buradan çok oyunculu görevleri tamamlayınca zaten sizlere eşyaları veriyor. Şu an ben bir tane taç alabildim. Bu taçlardan da 6 tane toplayarak da bu LST'nin özel tasarımlı soytarı kulübü olarak geçiyor. LST'nin avatarını, çerçevesini ve kartını da alabileceksin. Her sezonda bir zaten muhtemelen birinci birer tane vererek 6. sezonda da şunları 6 tane biriktirip şu belirtmiş olduğumuz şu LST'nin jeton toplama ödüllerini de alabileceksiniz. Benim silah tahminlerime gelecek olursaksa da yani bir ihtimal veriyorum. Rus 79 olabilir. Silahlardan biri aslında buna benzer bir tasarım da olabilir. Mekon da olabilir. Belki pompalı da olabilir. Çünkü bu sezon pompalı silahı için özel sınıf yaptılar. Hızlı kayma tarzında bir sınıf gerçekleştirdiler. Yani renklere bakılırsa grafiti tarzında. Baharın gelişini de müjdeleyecek olan. Çünkü sezon 6 galiba Haziran'ın ortalarında falan gelecek bize ya da Mayıs'ın sonu Mayıs'ın ortaları veya Haziran'ın ortasında olacak. Şu an sezon 2'deyiz. 13 Şubat. Mayıs'ta Mayıs'ın sonunda biz bu silahı alacağız. Evet dostlar, sizlere bu kadar aktarabileceğim bunlar. Tabi burada tep yapmanız gereken dediğim gibi
Çok oyunculu maça gireceksiniz, sıralamanızı yapacaksınız. Ekstra olarak da yapabiliyorsanız, eğer çok oyuncu yaptıysanız BR'yi de yapın. BR yaptıysanız çok oyuncu sıralamayı da efsanevi yapın. Bunları efsanevi yaptıktan sonra da bir tanesini de 10.000 puan kazanın. Şuradan 3 tane simgemizi alalım. Evet dostlar, sizlere aktarabileceğim bunlardı. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kanala abone olursunuz. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Bu LST sandığı ile ilgili yeni haber gelirse elbette video yapacağım. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.